Nedir ne değildir'in bir başka bölümünden merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim Esma Hanım. Nasılsın? İyidir, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Evet, başlıktan da anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz özgüven. Tabii özgüven meselesini, işte özgüvenli olmayı çok konuşuyoruz. Özgüven testleri yapıyoruz. Daha özgüvenli görünmek için 5 ipucu, 10 kural gibi videolarla da sık sık karşılaşıyoruz. Gerçi bir taraftan da algoritma neyi daha çok aratırsan onu karşında çıkarıyor. Onun da etkisi vardır belki benim çok sık karşılaşmamla ama. Bu hafta biz özgüven konusunu anlayalım istedik. Tabii baştan söyleyelim, bu programda bu konuyu birkaç maddede halledebileceksiniz. Artık bu videoyu izleyen herkes yeterince özgüvenli olacak gibi bir vaadimiz yok. Biraz Süper. irdeleyelim. Bu programı izleyin ve özgüveniniz Öyle bir vaadimiz yok. Ama biz bu konuyu biraz irdeleyelim ve ilgilisine faydalı olsun diye umarak ilk sorumla başlamak istiyorum hocam. Hızlıca girelim. sen bilirsin. Öncelikle bir çerçeve çizelim istiyorum ve bunu tersten yapalım. Yani o yüzden bu tersten gitme yöntemiyle şöyle bir soru soracağım. Özgüven ne değildir? Aslında bu programın mantığı da bu şekilde kuruldu. Ne değildir? Çünkü nedir konusu çok konuşulunca artık klişeleşiyor, kelimelerin içi boşalıyor, kavramlar artık ezbere bağlı. Söylüyorsunuz ve geçiyorsunuz, anlamını kaybediyor. Ne değildir konusu bence özgüven konusunda ne değildir sorusu. Özgüven konusunda çok doğru bir soru. Çünkü özgüveni anlatırken bir sürü şey söylenirken aslında içine mesela mükemmeliyetçilik de giriyor. Mükemmeliyetçi insanların özgüvenli olduğu düşünülebiliyor. Ya da güvenli insanların, hani bizde bir güvenli bağlanma var ya, güvenli bağlanmakla özgüven farklı farklı şeyler mesela gibi. O yüzden özgüven bir kere mükemmeliyetçilik, muhteşemlik ya da işte eksiksiz iş yapmak, kusursuz görünmek demek değildir. Ya da özgüven her yerde Hatasızlık. ben Hata yapmama, değil mi? yani evet, hatasızlık, kusursuzluk, her şeyi yaparım. İşte her ortamda atlamak ve konuşmak, her konuda fikri olmak, her konuda söyleyecek bir şey olmak demek değildir özgüven. Hatasızlık, kusursuzluk, mükemmeliyetçilik değildir diye kestirme bir cevap verebilirim. Tamam, o zaman şimdi İlk sormam gerekeni tekrar soruyorum. Özgüven nedir? Yani biz özgüvenli olduğumuzu nereden anlarız? Biz özgüvenli olduğumuzu anlamak için aslında hayatın akışı içinde hayatın bütün olasılıklarını kabul etmiş bir biçimde yaşarken bildiğimizi bilmediğimizin farkına ve ayırdına varmış olarak bize örneğin sorulan bir soruda bilmiyorsak bilmiyorum diyebilmektir özgüven. Yapamıyorsak yapamıyorum diyebilmektir. Yani yapsak da yapmasak da bilsek de bilmesek de hemen atlayıp yaparız abi işte olur hallederiz dediğimizde sadece o işi almak ya da karşı tarafa imaj vermek değil de gerçekten ciddi ve samimi olarak bilmediğimiz şey ben bunu bilmiyorum. Duymadım, görmedim, öğrenebilirim ya da öğrenmedim diyebilmek aslında diye de bu soruyu da özetleyebiliriz. Tamam. Bilmediğini Sonra daha bilmediğini bilmek. Evet, bu çok, çok güzel bir motto oldu. Özgüven bilmediğini bilmektir diyebiliriz aslında kısaca. Şimdi bir yandan da şöyle de bir şey var. Özgüven yani insanın kendi başına sahip olabileceği bir şey midir? Yani ben mesela şöyle bir cümle duymuştum. İnsan doğduğunda sonsuz bir özgüvene sahiptir diyordu. Yani dolayısıyla bana özgüven meselesi çok dışsal, çevresel yani toplumsal faktörlere çok bağlı, oradan çok etkilenen bir şey gibi geliyor. Öyle mi sizce de? şimdi şöyle, bu akışı değiştirir mi bilmiyorum ama bu soru hemen şöyle bir şey vurgulamamı gerektirmiş gibi hissediyorum. Biz dünyaya geldiğimizde aslında her şey çok yoğun
olarak, işte korkuyu yoğun olarak hissederiz, işte açlığı çok yoğun olarak hissederiz. Duyguları keşfetmeye başladığımızda kıskançlığı, haset noktasında hissederiz. Vesaire vesaire yoğun olarak hissederiz ve insan hani terbiye olan bir varlık ya ve gelişim bıraka bıraka olur. Yani gelişim toplaya toplaya değil, özgüveni sonradan toplamayız. Biz evet yoğun çok büyük bir özgüvenle geliriz. Çevre koşullarıyla bu kırılır aslında. Kırılmayla dengeyi belki de ayırt etmek gerekir. Dengelenmesi gerekirken kırıla kırıla yok da olabilir. İnsan özgüvenin hani sıfır noktasına ulaştıktan sonra da öz diye bir şey kalmayabilir, o içeri kaçabilir ve artık ezik, edilgen, hiçbir şey yapabileceğine inanmayan, muhtaç bir insana da dönüşebilir. Ama çok güzel bir yere değindin. İnsan doğduğunda aslında her şeyin en yoğununa sahiptir. Yani kendisine lazım olan, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda ne lazımsa onlar en coşkulu halde, en yoğun halde insanla birlikte dünyaya gelir ve onlar terbiye edilir çevresel koşullara göre. Peki hani mantığını aramak gerekirse bu niye böyle olur? Hani yaşadığımız ortama uyum sağlamamız gerekiyor ya. O yüzden o ortam bizi kendine uydurur. Kıra kıra ya döke döke ya da dengeleye dengeleye ya da usulünce yolunca yordamıca. Ama illaki buradaki maksat insanın bulunduğu toplumla çevresine uyum sağlaması için çevresel koşullardan etkilenmesine bağlı gelişir. Yani aslında çevresel koşullar aynı zamanda çok olumsuz bir şey değil Evet. baktığım zaman. İşte o Yani yüzden özgüven açısından da çevre. öyle. Şimdi ben özgüveni düşünüp okuyup araştırdığım zaman hani çevresel koşullar özgüvenin düşmesinde, düşük özgüvenli olmakta etkilidir diye bir cümle okuduğum, duyduğum zaman şöyle bir şey geliyor. O zaman çevresel koşullar özgüven açısından bizi daha olumsuza götürebilir. Aslında öyle de değil yani biraz dengelenmesi ama bazen de dengenin altına düşebiliyor. Yani bu şunu da düşünüyorum mesela bunu da fark ettim. Öyle düşük özgüvenli insanlar olmak için çevresel koşullar bağlamında ya da işte çocuklukta, ilk gençlikte büyük büyük travmalar yaşamaya gerek yok yani. Evet. Çok küçük belki bizim sonra farkına varacağımız şeyler bizim düşük özgüvenli olmamız için yeterli oluyor. Ya da işte bütün toplum tarafından olumsuz görülen şeyler de değil mesela. Şöyle bir örnek gelmişti aklıma. İşte evde genel olarak edebiyat ya da işte sözel zekaya sahip, sözelci insanların olduğu bir yerde işte bir sayısalcı varsa ve bu onun açısından yani işte dışlanmaya sebep oluyorsa bir şekilde yani işte sen sayısalcısın bu konulardan anlamazsın gibi bir cümle aslında sayısal Yapılan zekaya sahip olmak daha mesela daha nasıl diyeyim bazı zamanlarda sayısal zekaya sahip olmak daha olumlu bir şeyken böyle bir durumda olumsuza düşüp özgüven kırılmasına belki sebep olabiliyor. Yani bu kadar küçük şeyler bizim özgüvenimizi düşürmeye yol yetim. açabiliyor. Büyük büyük travmalara sebep gerek yok yani. Mi? Bu aslında hani belki de anlaşılmayan bu ne var canım bunda da bu kadar basit olmamalı deniyor olabilir. Aslında bu basit bir şey değil dedik ya uyum kabiliyeti insanın temel güdüsü uyum sağlamak. Uyum sağlayan kalır, uyum sağlamayan gider her anlamda. Psikolojik olarak da, zihinsel olarak da, bedensel olarak da bulunduğu ortama uyum sağlamak üzere donatılmış bir insan. Dolayısıyla çevreye bakarak büyüyor. Yani küçük bir çocuğu düşünün. Dünyaya geliyor bebek ve çevreye göre şekil alıyor. Çünkü o çevrede var olacak, o çevrede yaşamına devam ettirecek. İşte burada hani sen dedin ya ufak bir yadırgama yer mi? Değil aslında bir bakış, hani bir aşağılayıcı bakış, küçümseyici bakış, bir ima, bir böyle ya da işte sözelci olduğundan emin olunan bir kişinin yanında sayısalcı kişiyi yükseltme, yüceltme, o kişiye alt metinde aslında sen yetersizsin. Imajı yetersizsin algısı vereceği için kişinin özgüveni kırılmaya başlar. Yani bu ne kadar küçükseniz o kadar birebir ilişkide. Mesela anneyle yaşarken kimse yok etrafında çocuğun ama annenin tepkisiyle kırılır. İşte bir de baba dahil oldu. Babanın yanında ya da annenin yanında baba yaptığında daha fazla kırılır. Sonra kardeşler dahil olduğunda
ne kadar çevrede insan artışı olursa ve yaş ilerledikçe sosyalleşme ve toplum içinde yaşamaya devam etmek arttıkça çocuk bunu yaşama hayatının daha büyük çoğunluğunu yani gününün daha büyük çoğunluğunu sosyal ortamda daha kalabalık içinde geçirmeye başladıkça ya da devam ettikçe tepkilerin kırılma dereceleri artar. Ama özünde değişmeyen şey her tepki olumsuz tepki. Ama bu olumsuz tepki şu, karşılığında övmek gerekmiyor, bunu da konuşuruz. Olumsuz tepki küçümseyici, hani onu kabul etmediğini gösteren, böyle bir şeyin olmayacağını ima eden, hani sen bunu neden yapıyorsun der gibi bir bakış bile. Ki seninki fazla oluyor söylediğin şey. Bir orada cümle var, ifade var. İfadeye bile gerek yok özgüvenin kırılması için. Bir Ya da hocam toplumun şu bile var değil mi? Ben şunu da gözlemledim birkaç sefer. Çok şaşırıyor mesela. Bir anne bir çocuğun başarısına çok şaşırıyor. Bence bu bile insanın özgüvenini kırmak için özellikle ergenlik yaşlarında söyleyebilirim. Aa sen bunu nasıl yaptın diyor mesela. Hani aslında olumlu bir şey gibi görünen bir cümle. Evet. Ama Benim haberim bu yoktu demek istiyor. Yani ben bilmiyordum. sen bunu nasıl başardın? Evet. Ya da Evet. sen bunu yapabildin mi? Gibi bir Hı. şeye geliyor. Evet. Ve bence bunu da işte hani o ergenlikte belki daha zor işte ya da daha küçük yaşlarda daha zor yönetilebilen bir şey ama sonrasında bu aslında bir algı gibi de oluyor. Yani insanların seninle ilgili algısı ve onun senin kendi zihin dünyanı şekillendirmen, kendinle ilgili görüşlerini şekillendirmen ve bununla artık adeta yani onunla cedelleşmeye devam etmen gibi oluyor bir özgüven problemi olduğu zaman. Aslında bizim bu bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Yani insanların bize baktığı gözle kendimize bakmadığımızda o özgüven meselesinde daha düşük özgüvenden daha normale evrilebileceğimiz fikrine kapılıyorum. Evet. Bu hani senin yaşlarında böyle düşünmen çok normal ama biz küçük çocukları düşündüğümüzde özgüven küçük çocukluğumuzda bebekliğimizden itibaren dengelendiği için ya da kırıldığı ya da güçlendiği için senin yaşında evet böyle düşünebilinebilir ama ergenliğin başında bir çocuğa annesi, babası ya da yetişkin yakını, kardeşleri "Aa sen bunu nasıl yaptın?" diye şaşırdığında çocuk aynı zamanda fark edilmemiş, görülmemiş, onaylanmamış, yok sayılmış, hani umursanmamış da hissedeceği için özgüven kırılması bu şaşkınlığın altında daha büyük büyük olacaktır. Aynı zamanda çocuk içine kapanıp zaten beni görmüyorlar, hiç görmemişler, yeteneklerime bakmamışlar gibi bir algıya kapılıp bunu kabul ettiğinde tekrar özgüvenin canlandırmasını zorlaştıracak bir şey. Ama daha yetişkin yaşlarda işte bir 18-20'den sonra evet insanların önyargılı olduğunu kabul edip önyargıları önemsemeden, ciddiye almadan yani başkasının ne düşündüğünü değil ne yapabildiğimize kendimize odaklanıp ortaya iş koyduğumuzda zaten bir şekilde ortaya çıkacaktır kafasına geçmek o kadar kolay bir şey değil bu kadar kırılmadan sonra. Yani zaten bir işe yaramaz, zaten ben ne yapsam görmeyecekler düşüncesi bizi sardıktan sonra buraya ulaşmak işte terapi aslında terapi süreci bütün bunlar için ailenin kırdığı döktüğünü tekrar biz toparlayıp kişinin kendini görmesi, kendini herkesten bağımsız olarak insanların ne dediğinden daha farklı olarak aynasına kendi bakarak görmesini sağlamak için aslında bütün bu terapi süreçlerinden geçiliyor. Ve geçen programda da konuşmuştuk. Neden insanlar bu kadar psikoloğa gidince değişiyor? Çünkü kendini görmeye başlıyor. Başkalarının gözleriyle değil de kendi gözleriyle. Kimi zaman bu terapi sürecinin bulunduğu noktasından ötürü hani fazlaca bir algı olabilir. Sonra dengelenecektir. İnsanlar bu kısmını görünce de evet işte psikoloğa gitti, terapi aldı ve sonuçta kendini bir şey zannetmeye başladı tepkisiyle karşılaşıyor. Ama işte karşı taraf
kendi yargısını ona empoze etmeye alışık olduğu için, yani benim yargım, benim algım, ki karşı taraf dediğimiz kişiler de ebeveynler oluyor çoğunlukla. Çocuğunu bir yerde yaftalıyor. Mesela bu senin yaşlarında da çok fazla karşılaştığımız bir şey. Hep şunu söylerler: ergenlikte değişim ve dönüşüm dönemi olduğu için bir gün bir şey yaparsınız ve burada yaftalanırsınız. O zaten böyle. Bir şey beceremez çocuk. O zaten beceremez. Ya da ergenlik kararsızlık dönemidir. İşte kıyafet seçerken vesaire kararsız kalır. Çünkü hani büyümek üzere, büyümekle büyümemek arasında, çocuklukla gençlik arasında kaldığı için henüz zevkleri oturmaz, çünkü değişiyor. Anne baba onu kararsız olarak yaftalayabilir. Ve bu yaftayı, bu yargıyı onlardan çıkarmak mümkün olmadığı sürece de çocuk kendini ispat etmek için heder eder. Bunlara sebep olur. Yani özgüvenin aile tarafından önyargılı bir şekilde kendi algısıyla kırılması, ta ki bu süreçlere, kişinin işte terapi alıncaya kadar hayatını kendini ispat etmek üzere adadığı halde çok çabalamasına rağmen özgüven geliştirememesi durumlarına sebep olduğunu görüyoruz diyebilirim. Şimdi bunu söyleyince kendini hayatını ispat etmek için adadığı dediğiniz zaman bazı böyle çok başarılı insanlarda da çok özgüven problemi görebiliyoruz değil mi hocam? Evet. Yani onun için çok çabalamış, özellikle işte akademide ya da işte iş hayatında çok başarılı insanların özgüven problemi olduğunu da yani gözlemliyoruz diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? İnsan değil mi? Yani nasıl oluyor bu kadar şey başarmış ama hala kendine güvenmiyor? Evet. İşte zamanında o ön yargının ya da kalıp yargıların yerleşmesi ve bunu değiştirememesinden kaynaklanıyor. Ailenin fikrine, ki özgüven kim ne derse desin, hani tamam toplumun algısı önemli ama daha çok biz orada mış gibi yaparız. Toplumun algısını biliriz aslında, bize annemizin babamızın onaylaması gerektiğini. Annemiz, babamız, ailemiz bizi onaylamamışsa, başarılı bulmuyorsa yetmez. Daha başarı, daha başarı. Herkes aslında ya annesine göstermeye çalışıyordur kendisini, ya da babasına göstermeye çalışıyordur. Ya da totalde ailesine göstermeye çalışıyordur. Ve kendini ne kadar paralasa da, parçalasa da, ne kadar başarsa da, bazı anne babalar da ben onun özünü biliyorum, hani ben onun aslını biliyorum, ne olacak yapsa ne olacak, küçümsemeye, değersizleştirmeye devam ettiği sürece kişi durmaz. Yani durursa zaten depresyona girer. Depresyona girmektense hırsla, azimle, bıkmadan, usanmadan, evet göstereceğim, görecekler, bir gün beni fark edecekler. Bir çocuk adeta değil mi? Evet. Çocuk işte o kırılmanın travmatik olduğu o günde kalan bir çocuk aslında. Ne zaman olmuşsa o, belki bir toplum içinde, belki işte bir aldığı notun küçümsenmesi, şaşırılması, onaylansa bile, hediyesi verilse bile, tepki ve tavırların onun çabasının görülmediği ya da gelişimin fark edilmediği kısmında kalmışsa, işte insan da o yaşta takılı kalmış olarak kendini gösterme çabasıyla, kendine kendi gözünden hiç bakma cesareti göstermeden hayatını bu şekilde yaşamaya devam ediyor olabilir. Ki çok başarılı insanlar da bu sebeple aslında özgüvenlerini ne yapsalar kendilerine güvenlerini hissetmiyorlardır. Doğru. Şimdi hocam ailelerin kırık döktüğü falan böyle söylüyoruz. Ailelerin hedefi olacağız. Bu anlamda biraz ben şimdi konuyu değiştireceğim. Götürürse, gerçekleri kapatarak, gerçeklerin üstünü örterek yaşamaya alışmış bir milletiz biz. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Mesela bu yaşadığımız depremle birlikte hepimiz aslında bu konuda, ben fark ediyorum, depremden sonra benim gibi uzmanlar, psikologlar da daha cesur konuşuyoruz sanki. Çünkü gerçekleri örttüğünüz zaman bir yerde patlıyor. Hani hedef haline getireceğiz, belki linç yiyeceğiz. Benim için çok önemli değil. Ben doğru söylediğimden eminsem, isteyen istediğini düşünebilir. Ama insanoğlu hani yanılsama üzerine yaşar ya dünyada. Bu bizim dinimizin de bize öğrettiği, anlattığı bir şey. Bir yanılsamadadır. Dünya yanılsamadır. Yanılsama halindeki insanın yanılsamaya kendini bırakması, özellikle bizim şu an hitap ettiğimiz kitleye, ben çok yakıştıramadığım için hani bir aydınlanmayla, bir cümleyle aydınlanma bekliyorum aslında. Ben hedef beklemiyorum bu kitleden. Bu
kitleye hitap etmeyi kabul etme nedenim bu. Çünkü bilinçli, okuyan, öğrenebilen, eğitime önem veren insanların toplandığı bir kitle. Özelde, hani tabii ki genelde kimler bizi izler bilmiyorum ama bu depremin de muhtemelen ben de bundan etkilenmiş olabilirim. Aslında normalde de gerçeklerin üstünü örten birisi değilim. Fakat bu deprem benim de daha cesaretli mi diyeyim ya da örtmezdim gerçekleri ama çok da değinmemek gerektiğini, hani toplumun bunu algılamaya henüz hazır olmadığını falan düşünürdüm. Fakat artık düşünmüyorum. Çünkü ben doğruları söylemekle mesulüm. Ben mesuliyetimi yerine getiririm. İsteyen alır, istemeyen almaz. Herkesin kendi bileceği bir şey. Ama gerçekleri biliyorsak üstünü örtmek hoş bir şey değil. Bunlar bir gün illaki karşımıza çıkacaktır ya da yüzümüze patlayacaktır. Biz görmedikçe daha fazla işte yüzümüze tokatların şiddeti artarak gelecektir. O yüzden ben gerçekleri konuşmaktan yanayım Esma Hanım. Peki o zaman. Yine de ben bir başka bir mevzuya bir geçiş yapmak istiyorum. Çünkü yani hayatın her alanında böyle şeyler, yani bu özgüvenle ilgili problemlerle hayatın her alanında karşılaşıyoruz gibi geliyor. Yani mesela özellikle işte kurumsal şirketlere baktığımızda böyle şöyle bir şey madde koyuyorlar işe alınma şartları arasında, işte presentable olmak. Yani işte demek istiyor ki bize iş verecek olan şirket, yani senin giyimin, kuşamın, kıyafetinle biz senin dışarıya nasıl bir profil çizdiğine dikkat edeceğiz. Aklıma bazen şöyle şeyler geliyor. İnsanlar işte ilk kez karşılaşacakları ya da önemsedikleri insanlarla görüşmeye belli başlı markalar üzerinde bulunarak gitmeye özen gösteriyorlar. Yani çünkü toplum olarak biraz da insanların sosyal statülerine göre değerlendiriyoruz karşımızdakileri. Yani davranış ve düşüncelerinden önce sosyal statüleri geliyor gibi geliyor. Bu da sanki bir çeşit özgüvensizlik değil mi? Evet. Şimdi bu hani özgüven çevrenin tepkisiyle dengelenir dedik ya. Burada aslında şu zannediliyor. İşte bu senin yakaladığın şey çok güzel. Özgüven insan doğduğunda yüksek özgüvenle doğar. Sonra bu törpülenir, işte kırılır vesaire. Çevresel koşulların özgüven üzerindeki etkisi katkı anlamında değil, düşürmek üzerinde. Katkı olsaydı işte yüksek başarılı insanların özgüvenleri de çok yüksek olurdu. Burada yanılınıyor. Yani insanlar hani görüntü tamam markayı üzerine taşıyor. Üzerine alınca ya da işte o presentable görüntüyü ki aslında bu görüntünün sadece kıyafet marka değil boy poz hani endam fiziksel özellikler de işte ne bileyim bizim ülkemizde esmer ağırlıklıysak sarışın mavi gözlü yeşil gözlerin daha şans artıyor işte bir de güzel giyinince biraz güzel konuşmak demek içerik demek değil güzel hitap edebiliyorsa cümleleri düzgün kullanabiliyorsa buna sonra bakılıyor ama yine içi dolu mu boş mu diye bakılmıyor. Yani kıyafetten, görüntüden, fiziksel özelliklerden yola çıkarak içeriye değil dışarıya bakılıyor. Şimdi dışarıya bakıldığı zaman kişiler bu dış görüntüyü markalarla donattığında onlardan arındığında eve gittiğinde ve onları çıkardığında ya da onlar olmadığında onları satın alamayacak kadar imkanları düştüğünde ya da kiralıyor insanlar biliyorsunuz çoğunlukla bir iş görüşmesi yapacaksa vesaire bunlar olmadığındaki hissine baktığımızda aslında bunlara bağlı bir özgüven oluyor. Buna da özgüven diyemeyiz. İşte burada dışarıdan beklentinin nasıl belki de bu hale geldiği, bizim içimizin nasıl boşaltıldığının da kavramların ve bizim kendi içimizin nasıl boşaltıldığını da bu yolla değerlendirebiliriz. Yani insanlar dış görünüşe önem verince diğerleri de hayır dış görünüşe önem vermemelisiniz tepkisi vermek yerine ha dış görünüş önemliymiş o zaman biz de dış görünüşümüze dikkat edelim dediğinde bütün yatırım, bütün enerjiyi bunu harcıyor. Bu ne demek? İşte o markaları almak için çok çalışmak. Yani Para eğitim satın alacağına kıyafet satın alan insanlara dönüştük bir yandan. Ya da Evet. eğitimden önce ben terapi, yani ben terapi satın alınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani terapiye gideceğimize kıyafeti ve gidip
içimizi donatmak yerine dışarıyı donatıp insanlara öyle bir sunum yapmayı yeğliyoruz artık. Özellikle genç nesil olarak ben kendi yaş grubumda söyleyebilirim. Tamam, terapiye geçen hafta konuştuk. Hani terapiye giden insanların sayısı artıyor, evet. Ama bu taraftan da başka bir artış da var yani. Ve hangisinin öncelendiği noktasında ben emin değilim. Hep şunu söyleyeyim. Terapi çoğu zaman temel bir ihtiyaçtır. Yani kıyafetinden bile temel bir ihtiyaçtır. Çünkü hayatını idame ettirmen için bu çok önemlidir. Ama işte burada bu noktada terapiye mi daha öncelik veriliyor, yoksa işte kıyafet, giyim kuşam, görüntüye mi önem veriliyor? Bu noktada emin değilim yani. Aslında önem veriliyor, evet. Şimdi böyle, yani baştan aşağı süzülüyor. Hatta bir psikiyatriste gittiğinizde bile sizi baştan aşağı süzebilir. Bir doktora gittiğinizde, bir ne bileyim, bir Psikiyatristler yapmasın hocam ya. baştan aşağı sizi böyle rahatsız edici bir şekilde inceler, süzerler. Ona göre karar verecek. Hani dış görüntü, kişisel bakım önemli bir şey ama orada marka aramak, hani maddi imkanı aramak doğru bir şey değil. Bu hale gelmiş bir toplum yeniden değişir mi? Bence değişir. Yeni nesil bunu değiştirebilir. Çünkü hani bu hep Z kuşağı diye adlandırıyoruz ve onlar hoşlanmıyor. Ben de Z kuşağı kullanmayı çok sevmememe rağmen kestirme kısa yol olduğu için kullanıyorum. Mesela onlar böyle şeylere takılmıyor aslında artık. Belki onlar sayesinde bu da toparlanır ve düzelir. Yani insan sadece dış görünüşüne yatırım yaptığında, şimdi şöyle düşünün, neye yatırım yaparsanız sizin için kıymetli olur, onu bırakamazsınız. Onun için çalışmış, çabalamış, para harcamışsanız ona tutunursunuz, sizin kutsalınız olur ve bırakamazsınız. Ama bütün bunlara rağmen içe dönmeyi bizden uzaklaştıran, içe dönmeyi zorlaştıran da bir şey olur. İnsan gözlerini ne tarafa yöneltirse o tarafta büyür. Bütün bilgi, işte gelişim o tarafa doğru yönelir. Dışarıya, markaya doğru yöneldiğimizde biz en iyi markaları biliriz. İşte nerede ne var, bu nedir, ya da görür görmez tanımak vesaire. Bu anlamda gelişmişiz demektir. Fakat bu Hocam, bizi ben uzaklaştırır. şöyle de bir şey var. Kendini işte görünüşünle ifade etmek daha kolay. Evet. Yani özgüvenli, böyle özgüvenli hissetmek, ki buna Ya da özgüven onun altına sığınmak mı? Hani onun altına sığınmak daha kolay. Çünkü yani kendini donatmak için çok emek sarf etmen gerekiyor. Daha çok çalışman, daha işte bazı şeylerin üzerine yoğunlaşman, ama görünüşünle kendini ya da işte yaşadığın hayatla, sosyal statünle kendini ifade etmek daha kolay bir şey gibi geliyor. evet, çünkü karşı tarafta buraya bakıyor ya, aslında kolaylığı buradan. Karşı tarafta bakıyor ve seni bir yere koyuyor zihninde. Hani kategorileri var insanın zihninin. O da zihninde bir yere koyuyor. Tamam, o yere girmek kolay oluyor. Bir tanı almak, bir tanımlanmak, hani adı konması. Sonra işine devam etmesi kolay oluyor. Diğer türlüsü daha zor. Kendini ortaya koymak, ama daha çok da karşı taraf için. Karşı taraf hani zorlanma, aslında kişinin kendine yatırım yapması, işte içsel gelişimi, evet zor ama aynı zamanda çok keyifli bir şey. Başladığında geri duramayacağın, mutlu olabileceğin ve bütün bunlardan arınmanı sağlayacak bir şey. Fakat burada karşı taraf, muhatabımızın işini kolaylaştırıyoruz. Yani yine kendimize değil, diğerlerine hizmet ediyoruz. Muhatabımız hiç yorulmuyor. Biz acaba ne biliyoruz? Hani bizi ölçme ve değerlendirme, işte mülakat dediğimiz görüşmelerde tartarken bilgimizi kendisi de çalışması gerekiyor, çünkü bir şeyi ölçmesi için yeterlilik noktasında hiç uğraşmıyor. Görsel anlamda bakıyor, bir yere koyuyor. Diğer taraf yoruluyor yine. Aslında seçen kişiye hizmet eden de bir durum oluyor. Seçilen kişi de kendisini kandırmış oluyor. Diğer taraf kanıyor mu bilemem. Bile bile artık kolayına kaçmaktan kaynaklı olduğu için bile bile böyle işin kuralı böyle deyip alıyor. Biliyordur bence, birçok insanı gören insan kimin yeterli kimin yeterli olmadığını bilmiyor olamaz. Bilmiyorsa zaten orada olmamalı. Ama bile bile yapıyorsa kolayına kaçıyor. Uğraşmak istemiyor. Karar verme sorumluluğu almak istemiyor. Hazır verilmiş kararlar üzerinden seçimler yapıyor. Yine yorulan biz oluyoruz aslında. Onları seçmek, işte orada kendimizi sunmak, kendimizi seçilen,
seçilmeye değerli hissedip hissetmeme noktasında bırakan yine biz oluyoruz. Doğru. Bir taraftan da şöyle de bir şey var. Ben biraz sosyal medyanın da payı olduğunu düşünüyorum. Bu az önce konuştuğumuz meseleyle ilgili. Yani biz işte o kadar göstermeye meyal bir toplum olduk ki. Yani işte yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi, gezdiğimizi, hatta dinlediğimiz müzik bile bir standart belirliyor bizim. Yani Evet. klasik müzik dinlediğini belli eden bir post paylaşırsan, bir story atarsan insanların gözünde bir yere yerleşmiş oluyorsun. Ya da işte şu semtteki bu kafede, restoranda, kolunda şu çantayla oturduğunda bir fotoğraf çektirme gerekliliği hasıl oluyor. Çünkü bunu göstermelisin ve insanlar senin işte ne kadar da üst düzey, rafine zevklerin olduğunu fark etsin ve bu sana bir değer katsın. Yani alelade bir kafede çay içerken işte pazardan aldığın kıyafetle fotoğraf çektirdiğinde göstereceğin bir şey yok. Evet, ve Yani kimse izleyicisi de bu yok. da yani alıcısı da yok bunun. Bu yani işte o hani presentable'da da bunu söyleyebiliriz. Bizi bu yola iten yani bununla özgü kendimizi var etmeye çalışmamız, o özgüven eksikliğimizi bununla bastırmamızın biraz daha sanki bu sosyal medyayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Doğru. Dedik ya hani toplumun algısı, hani kendimize yatırım değil, toplumun bizden beklentilerine ve algısına yönelik yapıyoruz ya yatırımlarımızı. Beğenilmiyorsa, talep görmüyorsa, bu çok güzel bir şey de olsa, değerli bir şey de olsa, biz onu bırakabiliyoruz, bu hale geldik. Halbuki eskiden böyle değildik. Göstermemek üzere terbiye edilmiştik ya da işte başkasının canı çekmesin diye yiyeceklerimizi ya da işte kıyafetlerimizin markasını saklarken şimdi o markalar özellikle gösterilmeye başlandı. Evet, sosyal medyada buraya teşvik ederken durdurmak çok mümkün olmadı. Çünkü çoğunluk akıp giderken azınlık kendini dışlanmış ya da işte aidiyet, o topluluğa, büyük gruba aidiyet kurabilmek için uyum sağlama ihtiyacı duydu. Ama yapınca da demek ki mutlu oldu. Hani yapınca insan kendisi değilse yapınca mutlu olmaz. Bu ben değilim dersiniz. Ne yapıyorum ben dersiniz. Ama demek ki buna ihtiyacı vardı. Toplumun onaylanmaya, görülmeye, fark edilmeye. Yine biz tekrardan bunun kaynağına dönersek ailede görülmediğimiz için, ailede onaylanmadığımız için, farklarımızın fark edilmemesinden dolayı kendimize fark katmaya çalışırken aslında aynılaştık. Yani sosyal medya bizi farklılıklar üzerinden değil, aynılıklar üzerinden değerlendiriyor. İşte klasik müzikten hoşlanıyorsanız sanki klasik müzikten hoşlanmanız gerekiyormuş. Yine aynı o grubun içine giriyorsunuz. Ya Ki da tam eskiden... tersini de söyleyebiliriz hocam. Yani insanlar işte neydi? Dinlediğini en utandığın müzik mi? En yalnızken dinlediğin ve kimseyle paylaşamayacağın bir müzik mesela, böyle sorular var, mottolar. Yani öyle bir şeyin içinde yaşıyoruz ki, kapalı bir kafesin içinde bence. Hani ne kadar özgür bir şey olduğunu düşünsek de hani bu platformları. Yani dinlediğine utandığın müzikler var filan. Hani İşte bir müzik türü daha, ya işte sen öyle mi dinliyorsun filan. Yani Şimdi bu özgüveni tamamlamak isteyen insanların bir yandan da başka taraftan da eksik, düşük özgüvenli hissetmesine sebep olacak şeyler yani. şöyle hani buradan özgüveni biraz daha açabiliriz. İnsanın ne bildiğini ne bilmediğini bilmek dedik ya, aynı zamanda bu bize şunu anlatır. Ben neyim? Ben kimim? Özüm ne? İçimdeki ben ne? Yani kendiyle barışık olmak demektir. Bilmediğini bilmek, kendini bilmek demek. Bende ne varsa ona kanaat etmek demektir. Özgüveni aynı zamanda sahip olduklarımıza yetinmek ve onlara kanaat etmek olarak da değerlendirebiliriz. Burada hani sevdiğimiz müzik, aileden hani doğduğumuz günden beri dinlediğimiz, duyduğumuz, alışık olduğumuz ve bize anıları çağrıştıran ya da bizi hatırlatan, bizi kendimizi hatırlatan müzik de olabilir. Ya da başka bir şey de olabilir. Ya da çocukluğumuzda en çok yediğimiz yemekte kendimizi buluruz ya. Ne bileyim ya da döner, her bu toplumda yaşayan insanların ara sıra özlediği, döner yemem lazım dediği hani bir şey, bunu herkes yapıyordur muhtemelen. Etle bir problemi yoksa.
Böyle bir şey yani, bizi hatırlatan, biz olduğumuzu, bu büyük resimdeki biz, hani toplum olarak evet özlediğimiz, evet ya bunu yapmam gerekir dediğimiz şeylerin yanında, daha kişiselleştirdiğimizde ailece yaptığımız, küçük çocukken annemizin sürekli dinlediği müzik ya da mırıldandığı türkü vesaire, bizim en sevdiğimiz müzik eseri olabilir. Ama işte bundan utanıyor olmak özgüvensizliği gösteriyor. Özgüven, neye sahipsek, özümüzde ne varsa, özümüz ne? Annemiz, babamız, atamız, işte topraklarımız, ırkımız, hatta boyumuz, posumuz, kişisel özelliklerimiz, fiziksel özelliklerimiz. Bunlar neyse bunlara yetinmek, kanaat etmek, barışmak demektir. Bunlara yetinmek, sevmek, sonra da kuşanmak, bunlarla birlikte var olmak. Yani bu ne demek? Bunlara dönüp sürekli bakmamak, hiç bakmamak, kabul etmiş olmak ve olduğu haliyle kendimizi bu haliyle ortaya koymak. Ben bunu severim derken gocunmamak, çekinmemek, utanmamak. Çünkü sonuçta zaten bu çok mantıklı bir şey değil. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş insanın sevdikleri şeyler genelde karakteristiktir. İşte bölgesel anlamda da karakteristiktir. Yemekler, müzikler, yaşam biçimi, kıyafet biçimi. Evet, bunları değiştirmek isteyebiliriz. Diğerlerini de kullanmak isteyebiliriz. Ya da o kendimizi bulduğumuz müzik tarzı bizim kendimizi ifade etmemize ya da kendimizi bulmamıza hizmet ederken, yanında farklılık, değişiklik de isteyebiliriz. Şey gibi, aslında sevdiğimiz yemekler vardır ama arada sırada farklı yiyecekler de yeriz. Ya da işte belli maddeler, ben bu ekmeği severim ya da ben bu işte tahıl grubunu severim ya da ben sürekli et severim ya da süt grubunu çok severim diyebiliriz. Ama biz 7/24 bunu yemeyiz. Arada sırada değiştiririz. Bu bizim aslında ne sevdiğimizi, nerede kendimizi bulduğumuzu değiştirmez. O yüzden çok güzel bir noktaya değindin. Sana ait ne varsa bundan utanmamak, bununla gurur duymak, bunu sırtlanmak, hatta bunu hani gururla taşımaktır aslında özgüven. Mesela bu işte toplum içinde eğitim almamış bir insan olabilir. İlla ki eğitimli insanlar gördüğünde nereden aldığı eğitimleri vurgulama ihtiyacı, ya da işte maddi imkanları yüksek bir topluma girince biz aslında çok zenginiz, zengindik işte babam iflas etmeseydi gibi, bunları vurgulatan şeyler aslında özgüvensizliğin belirtisi. Neyse, evet, insanlar düşer kalkar, herkes düşmüş kalkmıştır, ama biz düşmüş kalkmışsak, düşmediyse düşecektir. İnsan bu dünyada her şeyi yaşar. Herkes de illaki belli yollardan geçer. Kimisi daha çok düşer, kimisi daha çok kalkar. Ama illaki duygu olarak acılar, sevinçler yaşanır. İşte burada döneme denk geldiğinde kendi dönemi olduğunu bilip, evet ben de buradan geçiyorum. Herkes bir gün geçecektir. Burayı atlatmakla ilgili, yani kabullenmek, düşmeyi de, kalkmayı da, bilmeyi de, bilmemeyi de, sahip olduğu ne varsa ortamda, kendine ait olanla orada var olmaya çalışmak, başkasının sahip olduğundan etkilenerek ona sahip olmayı istemek değil özgüven. Evet. Özgüven başkasının sahip olduğunu istemek değil, kendi sahip olduğunda kendini İfade. yeterli hissetmek. Evet. Yeterli hissetmek, yeterlik duygusuyla karakterizedir özgüven zaten. Önce yeterli, sonra değerli hissettiğimizde, ikisini birlikte hissettiğimizde, ama yeterliliği değeri yeterliliğimizden aldığımızda özgüvenli oluruz. Yani biz bir şey yapıyoruz ve bu yeterliliği hissettiğimiz bir şey. Sonra bunun bize değer katmasına izin veriyoruz. Yapabildiğimiz o şeyle değerli hissediyoruz. Hani değerli hissetmek için de daha fazla şey. Onun yaptığını da yapmalıyım, bunun yaptığını da yapmalıyım. İşte ben şu bölümü okudum, şunu da okumalıyım dediğimiz zaman aslında özgüvenli olmadığımızı anlatmış oluyoruz. Bir de tabii yani şeye de iki uç ya da kaçmamak lazım. Fazla değerli yani değeri yani dünyanın merkezi geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Dünyanın merkezi olarak da hissetmemek. Yani kendi değerimizi kendi içimizde nasıl denir ona bilmek mi demeliyiz? İşte var olarak aslında bu dünyaya gelmiş, yaratılmış, nefes bahşedilmiş insan olarak bir değerliyiz demek ki. Sonra ailemizden aldıklarımız ya da kırıldıklarımız var, varlığımızın kırılması var. Ki sonra kendimize kattıklarımız var. Yani
temelde varoluşsal bir değer sıkıntımızın olmaması gerekiyor. Var olmuşsak değerli olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Artı değer, katma değerleri de kendimiz katmamız gerekiyor. Ama bu her şey değil. Başkasından özendiğimiz şeyler, başkasında var olanı isteyerek yaptığımız şeyler değil. Kendi içimizde, kendi taleplerimiz, herkesin yapmadığı bir şey de istiyor olabiliriz. Bu bizim yeteneğimiz olabilir. Bununla yetinmek, bunun bizi götürdüğü yere giderken başkalarına bakmadan, onların gittikleri yere gitmek istemeden, sahip oldukları şeylere sahip olmayı dilemeden bizim yeteneklerimiz ve yeterliliklerimizle belirlenen yolda ilerlerken aslında her şeyimizi sırtlanmış olarak etrafa bakmadan sadece kendi yolumuza, kendimize bakarak, çabalayarak ve çabamızın işte özgüven çabayı görerek de artan bir şey ya da beslenen bir şey diyebiliriz. Kendi çabamızın farkına vararak insanların çabamızı takdir etmesine doğal olarak ihtiyacımız var. Yani ailenin çabamızı desteklemesine ihtiyacımız var ama bu ihtiyaçtan arınarak, çabamızın farkına vararak, çabalamakla yetinerek aslında biraz da özgüvenimizi besliyoruz. Şimdi az önce yani biraz önceki konuşmamızda toplum olarak işte düşük özgüvenli olmamız falan gibi anladım sonuç olarak. Bir taraftan da yani bu konuyu çalışırken şöyle bir soru geldi aklıma. Bunun özgüvenle alakalı olup olmadığını emin değilim ama bunu konuşmak istedim. Yani işte biz bu ataları bu topraklarda yani 7 kıtaya hükmetmiş. Kıtalara hükmetmiş bir imparatorluğa sahip olan toplumuz. Diğer taraftan da bakınca yani Çanakkale Savaşı'nı düşünüyorum işte yani yalın ayak giden bir milletin çocuklarıyız bir taraftan. Bunun şeyi yani sormak istedim. Bu özgüvenle mi ilgili? Yani cesaretle mi ilgili? İman, inançla mı ilgili? Bu konuyu çalışırken bu aklıma geldi ve hani gerçekten cevabını bilmiyorum ve merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir sonuca bağlayabiliriz. Şöyle ki evet yalın ayak hani benim savaşmam için bota ihtiyacım var dememek aslında bir şeylere tutunmamak, sadece kendine güvenmekle ilgili. Burada hani ölmeyi göze almak, ölmeyi dilemek anlamında olan bir şey değil aslında. Göze almak sadece ama ağırlıklı olarak başaracağına inanmaktan yola çıkan bir göze alışı aslında. İnsan başaracağına inanması, ağırlıklı olarak kazanacağını düşünmesi sadece ölmek için gitmez. Sadece ölmek için giden de savaşmaz zaten. Kendini atar, bir an önce gitmek istediği yere gider. Dolayısıyla özgüven hani başka bir şeye tutunmadan kendine güvenmek olduğu için çok yüksek bir özgüven. Sadece kendine güvenmek, inancına güvenmek aslında inançla ilgili derken yine inancına güvenmekle ilgili. İşte tam Hani inanç. olarak kendine güvenmek gibi değil gibi geldi bana. Yani benim elimden bu gelmez ama ben iman ediyorum ki bu bana verilecektir yani. İşte bu yine özgüvenle bağlan. Mesela şimdi baktığımızda bu markalardan söz ettik ya, iş görüşmesine giden işte genç bir insan markaya tutunmayarak ben inanıyorum ki kendime güveniyorum ki beni görecekse görecek zaten, bu iş olacaksa olacak zaten diyor mu? Demiyor. Diyen varsa da neyle karşılaşıyor bilemeyiz. Yani bir işin olacağı varsa olacağı demek de yine kendine. Şimdi aklıma geldi. Çok ilginç şeyler var. Mesela oradaki inanç bambaşka bir şey. Çok rasyonel, yani çok materyal bir inanç var orada. Diyor ki bu kıyafetleri giymeliyim, şu cümleleri söylemeliyim, bu özelliklerinden bahsetmeliyim. Zaten şu 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 donanımlara sahip oldum. Yani böyle kocaman dopdolu bir CV sana verdiğim anda senin zaten bana söyleyecek bir şeyin yok. Böyle bir inanç o. Ama o bir taraftaki İnanç değil de bir öğreti, bir hani biz bilgi, zihinsel süreç, bu bilinçte yapılan bir şey. İnanmasa bile yaptığı bir şey. Yani içsel anlamda işte bütün bu görseli gördüğünde aklında soru işaretleri olsa bile kişi bütün bu görünürdeki somut göstergeler tamamsa kendini almak zorunda hissediyor olmasa inandığı anlamına gelmez. Bu inançla ilgili bir şey değil. Bu öğretiyle ilgili bir şey. Bir şey var, çerçeve var. Kurumsal bir çerçeve bu ve kurumun kendi kuralları var ve bu kurallar dahilinde bu tablonun içinde yer alan insanlar işe alınıyor.
Dolayısıyla burada hani inancın dışlandığı bir yer bu. Hani markaların ya da işte dış görünüşün zaten dışarıdan somut olan her şey inançtan dışlanabilir. İnanç içsel, somut değil, tamamen soyut ve köklü algı, yerleşmiş öğretiden, bilinç dışı süreçlerden, bilinç dışı verilerden beslenen bir şeyken bilinç, bu bilinçle yapılan hani ölçme ve değerlendirmede somut üzerinden, somut göstergeler üzerinden değerlendirilen bir şey olduğu için inançla çok ilgisi olan bir şey değil. İnanç özgüvene etkisi olan bir şey. Yani kendine inanmak. Yani özgüveni. Şimdi özgüven ne dedik? Mükemmeliyetçilik değildir. Hatasızlık değildir. Kusursuzluk değildir. Bilmediğini de bilmektir. Sonra dedik ki ne varsa ona kanaat etmek. Ne varsa özünde, kendinde, bugüne kadar kendine kattığı her şeyle kendini kabul etmek. Ve şimdi inancı ekleyebiliriz. Bütün bunlarla birlikte kendine inanmak. Yani özgüven kendine inanmakla özdeş diyebiliriz. Dolayısıyla inancı ayrı, hani burada belki Allah'a inanç, belki Ben onu hani diyecektim. Hani o bizim Çanakkale mevzusunda söylediğimiz şey biraz da kendine değil Allah'a inanç gibi geldiği için bana özgüven mi diye soru işareti koydurur yani. İşte buradaki inanç birbirinden, insanın içinde inanç varsa Allah'a inancı doğrultusunda kendine inancı da oradan beslenecektir. Çünkü inanç yoksa inanç yerine bilinci koyabilir, bilgiye hani onun yerine koyuyorsa farklılaşır. Ama onunla birlikte yapıyorsa mesela kendine inanıyor, kendini donatıyor, zaten kendine yatırım yapıyor. Üstüne presentable da giyinirken işte o üst markaları olmayan markaları değil de kendi imkanlarınca, kendi imkanı ölçüsünde yine düzgün ve temiz, düzenli bir şekilde gidiyor olabilir. Ama içinde kendine inanç yok, sadece markaya inanıyor olsa o zaman özgüven var diyemiyoruz ve inanç aslında buradan yayılıyor. Yani bu inanç işte yine Allah'a inancı da etkileyecek bir şey ya da Allah'a inanç burayı da etkileyecek bir şey. Çünkü inanç içsel bir şey. İnançlarımız varsa, inanma yeteneğimiz varsa, inanma becerimiz varsa kendimize de inanabiliriz. Bunu özgüvenden, insanın hani güveninden bağımsız değerlendiremeyeceğiz. Çünkü psikoloji böyle bir şey. Bizde güven varsa her yerde gösterir kendini. Güvensizlik varsa her yerde yine gösterir. Mesela güvensizlik ne demek? Korku ve kaygı. Kişi kendi evinde de korkar, ailesinin içinde de korkar, ya da işte dışarıda, sokakta da korkar. Ama güven varsa hiçbir yerde korkmaz. Yalnızken de korkmaz. Her yere yansır. İçimizdeki inancın yansımayacağı yer yok aslında. İnanç varsa. Doğru. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde evet aslında gerçekten özgüvenli bir toplumdan gelmişiz buraya. Çünkü kendimize bakıyorduk, kendimizi sorguluyorduk. Hani kendi yaptıklarımıza biz doğru yapalım da hadi o da mesela özgüvenden kaynaklı olmasa şöyle olur. Ben niye gidiyorum ki o da gelsin? Sadece ben gidiyorum. Bu da yine sadece kendi yaptıklarına bakıp ben görevimi yaparım. Ben neye inanıyorsam, neyi düşünüyorsam, neyi doğru buluyorsam bunu yaparım. Sorumluluğumu yerine getiririm. Diğerleri de beni ilgilendirmez demek. Yine özgüven kendinden yola çıkıp kendine inanıp sadece kendini sorgulamak. Ortamda bir olay olduğunda da önce kendini sorgulamakla yine özdeşleştirebiliriz. Dolayısıyla eğer ki özgüveni olmasaydı o da gelsin, bu da gelsin, falan da gelsin derdi kişi, yalın ayak işte koşan kişi, sadece kendi üstüne düşen görevi yapmaya kalkışmazdı. Ama o dönemde demek ki insanların çoğu sadece üstüne düşen görevi, yani aldığı sorumluluğu yerine getirmek istiyordu ki çoğunluk böyle düşündüğü için o sorumluluk sahibi insanlar bir araya geliyordu ve ortaya bir şey, zafer çıkıyordu. Şimdi olsa nasıl olur? Hani herkes arkasına, yanına, sağına, soluna bakar. O gelmiş mi? O ne yapıyor? Ne kadar işte yarışıyor? Ne kadar savaşıyor? Ben neden ondan daha fazla yapayım? Kimin için yapayım? Gibi kıyaslamalar olur. Ama özgüvenli insan da kıyaslama olmaz. Özüne güveniyor ya. Kimseyle kıyaslamadığı için güveniyor zaten. Doğru. Şimdi biraz yine başka bir çok geniş bir konu ve bizim de kısıtlı vaktimiz olduğu için böyle konudan konuya yani her yere değinemeyeceğiz ama yine de farklı farklı yerlere değinip
geniş bir çerçevede değerlendirmek istediğim için biraz böyle farklı farklı sorular hazırladım hazırlanırken. Tabii bizi dinleyenler arasında ebeveynler de var ve Evet. işte kendileri hasbelkader, işte belki düşük özgüvenle yetiştirilmiş ve kendi nasıl yetiştirildiyse çocuğunu da öyle büyüten insanlar var. Bir yerden dönmek lazım ama, ya da işte yeni ebeveyn olacak olanlar için de sorabilirim. Çocuklarının özgüvenli olabilmesi için bu ebeveynler daha ne yapsın yani? Çünkü hani günümüzde artık anne babaları çocuk yetiştirme konusunda oldukça titiz davrandıklarını görüyorum. Kendi çevremden biliyorum. Yani tırnak içinde işte harika çocukların yeterince özgüvenli olması lazım. Çünkü harika çocuklar yetiştiriliyor. Bunun için ebeveynler çocuklara karşı nasıl davranmalı? Şimdi hani baştan söyledik ya, çok önemli bir konuydu, sağ olasın, sen açtın hani insan özgüvenli doğar konusunu. Önce insanın, yani elindeki çocuğun kendine aslında çok güvendiğini nereden anlıyoruz? İşte sıcak demiyor, ateşe de elini uzatıyor, işte ne bulsa ağzına atıyor vesaire, hiçbir şeyden korkmuyor aslında. Korkmayı öğretiyoruz biz ona, çekinmeyi öğretiyoruz vesaire. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte onaylamak, takdir etmek varlığına değil de sen harikasın, çok güzelsin işte değil de yaptığı şeylere alkış yaptığımızda başardın ya da yapamadın ama bir dahaki sefere yaparsın. Bu yapılabilir bir şey. Ben sana yardım ederim ve yaparsın da onun yeterliliğini destekleyecek bir şey. Yeterliliği destekleyerek özgüvenin oluşmasına sebep olacağız. Önce yeterli hissettireceğiz. Değerli hissettirmek çok önemli. Bundan eskiden çok bahsediyorduk ama artık hani insanlar çocuklarına çok fazla değer verdiği için çocuklar zaten varlıklarından ötürü çok değerli hissediyor. Yani var olmaları yetiyor. Bu da onları bencil ve işte kibirli yapabiliyor. Ben varım ve varlığım zaten mükemmel bir şey, yeterli bir şey. Aslında benim soracağım bir soru da buydu. Ben onunla bağlayayım ve toplu cevap veren olmadı. Çünkü vaktimiz de daralıyor. Yani işte çocuklar artık kibirli oldu diyoruz. Çünkü işte iki nesil var gibi görünüyor. Bir tanesi işte düşük özgüvenle yetiştirilmiş ve bu özgüveni tekrar kazanabilmek için işte o kişisel gelişim koçu senin, bu seminer benim, koştur koştur kendilerine sürekli özgüven yükseltecek şeyler yapanlar, yani eğitimler, okumalar, terapiler, şunlar bunlar. Bunlar tabii anne baba da oluyor ve bu neslin çocukları da şöyle şeyler var yani çocuklarda gözlemlediğim, sizin de dediğiniz gibi yani artık utangaçlık, işte çekingenlik, böyle tevazu çocuklarda böyle çok gözlemleyebildiğim şeyler değil. Sanki şöyle geliyor bana. O işte düşük özgüvenle yetiştirilmiş ve özgüvenini yükseltmek için çabalayan anne babaların kendi ailelerinden böyle bir hıncını almak için böyle bir çabayla büyüttüğü çocuklar gibi geliyor bu. Belki de kibirli diyebileceğimiz çocuklar. Hani bu bağlamda onlar işte çocuklarım aman düşük özgüvenli yetişmesin derken bir yandan da kibirli de oluyor gibi. Evet. İşte bu Dengeyi aslında kurmak lazım yani. kibirli diye senin algıladığın ya da tanımladığın şey aslında bencillik, ben demek. Şu oluyor, yüksek değer, evet gerçekten değerli, ama aşırı değer, sadece değer, yeterliğe bağlı olmayan, olumlu koşulsuz kabul, yani onu olduğu gibi sevmek yine abartılıyor ya da yine yanlış anlaşılıyor ve kişi sadece ben diyor. Evet, ben diyecek, biz hepimiz ben diyerek doğarız ve sadece dünya bize hizmet eder bir dönem. Sonrasında artık senin devreye girmesi gerekiyor. Hep ben değil, sen de birlikte olması gerekiyor. İşte o, bu kibir gibi görünen şey bencillik aslında. Yani ben dediğimiz zaman önemli bir şey söylüyoruz. Bunu ben çok önemsiyorum. Ben diyebilmek çok kıymetli bir şey. Hafta konuştuk bunu. Sorumluluğumuzu almamızı sağlayan bir şey. Ama buradaki o
göz tırmalayan, insanı yoran ya da böyle gıcık eden, sinir bozan o görüntüler, insanı rahatsız hissettiren bir görüntü varsa orada bir yanlışlık vardır zaten. Doğal ve gerçek değildir. Şişirilmiş ego ya da uyumsuz işte benlik algısı diyebiliriz. İşte burada senin gözünü tırmalıyorsa çocuklar sadece ben diyerek yetiştiriyor. Sen, her şey sana hizmet eder. Bir dönem sonra sen de demiyor. Yani ikimiz birlikte ben varım ama sen de varsın değil. Sadece ben varım dendiğinde bu şekilde algılanıyor. Bu nasıl kırılıyor? Dediğim gibi kişinin övgü de yergi de varlığına sen kötüsün, sen bunu kötü yaptın değil. Bu yaptığın şey yanlış. Yani bu yaptığın şeyi yanlış yaptın, onu düzeltmelisin. Ona hem yanlış yapabileceğini hem düzeltebileceğini anlattığımızda özgüveni besliyoruz. Yani evet yapabilirim, bozabilirim, onu tekrar düzeltebilirim. İşte dökebilirim, döktüğü şeyi toplatarak, batırdığı yeri sildirerek, temizleterek vesaire. Bu şu demek değil yani küçük çocuklar temizlik yapacak, halıyı tertemiz yapacak değil. Silinmiş hissedecek, temizlemiş hissedecek. Çünkü kendi döktüğünü kendisi toplayacak. Toplandığını düşünecek. Siz ona tekrar onun gözünün önünde dokunmayacaksınız. Sonra yapacaksınız asıl temizliği. Ama o döktüğünde o toplamış hissedecek. Bozduğu şeyi yapabileceğini ve yapması gerektiğini ve bunun sorumluluğunu alacak. İşte ödül ve ceza çok şükür yerleşti. Bunlar kalkmaya başladı. Döktüğü için ceza vermenin hiçbir anlamı yok. Bu onun özgüvenine hiçbir şekilde hizmet etmeyecek. Bozduğu için ya da kırdığı için tamir etme ya da işte mesela nedir? Bozduğu şey kendisini tamir edebileceği bir şey değilse harçlığından kısılarak onu ödemesi ya da ödemeye destek olması sağlanabilir. Bu da ceza değil, telafi etme öğretilmiş olur. Yani insanoğlu, bizim insanımız özellikle ödül ve cezada çok iyiken telafi de iyi değil. Bunu nereden anlıyoruz? Özür dileme çok yaygın değil mesela bir şey yaptığımızda. Özür dilemek yerine bir hediye almak ya da büyük bir şey yapmak gibi şeyler yapar bizim toplumun insanları. Halbuki özür dilemek telafi etmenin başladığı yer demektir. İşte çocuğumuza bir şey bozduğunda, kırdığında, döktüğünde, yanlış yaptığında bunu yanlış yaptın, sen yanlışsın imajı vermek değil de bu davranış hoş olmadı. Sen orada hani böyle bu şekilde davrandın ama bu davranışını düzeltmelisin. Bir daha bu şekilde davranmamalısın. Ya da işte sen değil davranış kötü imajı verecek. Evet, bu Temiz. çok önemli hocam. Bunu her zaman ayırt edemiyoruz. Yani bu davranışın kötü olması ya da senin kötü olman mevzusunda ben ebeveynlerin yeteri kadar ayırt edebildiğini düşünmüyorum yani. Evet, o yüzden böyle oluyor işte. Yani direkt çocuğa sen ne yaptın, bunu nasıl yaparsın dediğimizde işte ona kendi varlığını değersizleştirmiş ya da yetersiz hissettirmiş oluyoruz. Davranışa sadece davranışsa, davranış bağlamında konuştuğumuz zaman çocuk kendi üzerine alınmadan davranışını değiştirmeyi yani öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi ona anlatmış olacağız. O da kendini geliştirmeyi öğrenmiş olacak. Yani kendini geliştirme imkanı ve ortamı olasılığı vermiş oluyoruz ona. Değilse bunu vermemiş oluyoruz. Yaptın yaptın, yapsaydın artık telafisi yok. Özür müdür kabul etmem. İşte bunun nasıl telafisi olabilir ki? Kim bunu telafi edebilir ki? Bir kere düştü ve parçalandı mesela böyle bir şey. İşte o zaman çocuk kendini hiçbir zaman bozduğu bir şey telafi edilemeyeceğini düşünerek ya mükemmeliyetçi olur ya da boş verir, umursamaz olur. Çünkü sürekli tekrar eden şeyde iki seçenek var. Ya umursamazsın ya da mükemmeliyetçi olursun. İkisi de iki ayrı uç. İkisi de özgüveni temsil etmez. Özetlemek gerekirse ebeveynlere düşen bir kere bir diğeri yani kimse muhatap çocukla anne baba kardeş bir diğeri dediğimizde bu aile bireylerinden biri yani anne babanın yanında babaannenin yanında ya da kardeşlerin yanında rencide etmemesi gerekir. Uyarılar birebir de yapılması gerekir. Bir köşeye çekilerek yalnızken, baş başayken, gerekirse kulağına fısıldayarak ama deşifre etmeden. Deşifre etmek çok önemli bir şey. Anne babalar bunu yapar mı? Çok yaparlar. Bunu senin yaşındaki insanlar da söyler. Yani daha yeni işte geçen hafta oldu. Annem kulağına söylediğim bir şeyi ortamda ifşa etti mesela. Anne bunun sorun olmadığını düşünüyor kendince ama kulağına söyleyen kişi kulağına söyleme ihtiyacı hissediyor. Bunun deşifre olmasını istemediği için kulağa söyleniyor zaten gibi. Ama küçükken yapılması gereken en önemli şey birebir de uyarmak,
Çok yüksek sesle bağırarak değil, konuşma sesiyle uyarmak, anlatmak ve anlatırken insanların davranışlarının hayat boyu değişebileceğini, gelişebileceğini, insanların hata yapabileceğini, bunu davranışıyla tekrardan düzeltebileceğini anlatacak şekilde öğretiler, öğütler ya da birebirdeyken kızabilir, azarlayabilir. Evet, bu çocuğu yaralar ama rencide etmeyeceği için özgüvenini kırmayabilir çocuğun yaşına göre. Ne kadar küçükse o kadar olumsuz tepkiden özgüven yaralanacaktır. Büyüdükçe de sözün içeriği, hitabımız onları besleyecek, dengeleyecek ya da yaralayacaktır. O yüzden ebeveynin aslında korkacak hiçbir şeyi yok. Sadece bunu ayıracak. Kişi, insan eline doğduğunda birilerinin eline doğuyoruz ve o insanlar bize nasıl davranıyorsa, nasıl bakıyorsa, hangi tutumları üzerinden, hangi tutumları sergiliyorsa biz de onlar üzerinden kişilik belirliyoruz. İşte özgüven de kişiliğin önemli bir parçası. Yani özgüvenli kişilik, özgüvensiz kişilik diye nitelendirebileceğimiz bir parçası olduğu için önemli bir parçası özgüven kişiliğimizin. Ve kişiliğimizi annemiz oluşturduğu için ağırlıklı çoğunlukla, yani annemizin davranışları üzerinden kişilik oluşturduğumuz için özellikle annelerimizin ama babalarımızın da tabii sonra ilerleyen yaşlarda da babalarımız aslında daha fazla rencide edebiliyorlar. Rencide etmeden, kırmadan, dökmeden ama her hatayı uyararak, hata ve davranış üzerinden, üstünü örtmeden telafi imkanı vererek ve çocuğun yeterli hissetmesi için bozduğunu, bu bozma mesela işte ders notunun düşük olması da bir bozmadır. Kendi yükseltmesi için imkan tanıyarak bunu yükseltebilirsin ya da yükseltebilir misin? Yükseltmen için ne lazım? Ben senin için ne yapabilirim diyerek yükselteceksin o notu değil de ben senin için ne yapabilirim senin yükseltmen için? Yardımcı ve destek olduğunu unutmadan onun yapmasına izin vererek özgüven kendi yaptığımız zaman sorumluluğunu aldığımız ve sorumluluk aldıkça da özgüvenimizi hissettiğimiz bir şey. Yani sorumluluğunu biz almadığımız hiçbir şeyin bizi özgüvenli kılmasını bekleyemeyiz. Yani başkası için yapıyorsak ona hizmet ediyoruz. Bize hiçbir katkısı yok. Kendimizi daha çok hizmetçi ya da bir memur, bir görevli olarak hissederiz. Eğer ki özgüvenli çocuklar yetiştirmek istiyorsak çocukların kendilerine ait ne varsa bu yaşlarına göre yeme içmeden başlayarak kendi tuvaletlerini, kendi tuvalet ihtiyaçlarını kendilerini dillendirmesiyle devam ederek hitaplarında, konuşmalarında, konuşmalarını doğru öğretirken onların konuşmaları olduğunu bilerek sonra okuldaki dersleri, okula giderken kendilerinin kalkması yani sorumluluğu alması, kalkmaktan yatmaya önlüklerinin ya da üniforma var şimdi tabii o formalarının, okul kıyafetlerinin kirlenmesinin temizlenmesinin sorumluluğunu kendilerinin alması yani yıkamak anlamında değil. Benim üniformam kirlendi, yıkanması gerekiyor demelerine kadar bütün üzerlerinde tuttukları her şeyin sorumluluğunu kendileri aldığında aslında özgüvenleri yüksek insanlar olacaktır. Dolayısıyla da maddeyle, markayla kendini gösterme ihtiyacı olmayacaktır. Tamam, marka bir de şey değil, marka kullanmayacağız diye bir şey yok. İhtiyacımız varsa bunu alabiliriz ama bununla var olmak, bunu göstermek. Hani mesela işte oturduğunuz zaman hemen telefonun masaya göstermek maksatlık olması. Saatin işte kolun geriye çekilerek göstermek maksatlı. Ortaya çıkarılmasına ihtiyaç duymadan o markayı sevdiği için, gücü imkanı yettiği için, buna ihtiyacı olduğu için insan kullanabilir. Burada iyi marka, kaliteli ürün kötü bir şey demek değil. Ama bununla kendimizi kalitelendirmek, kendi kalitemizi markanın kalitesinden beslenerek oluşturma kısmında yokuz değilse insanlar imkanı nispetince istediği her şeye sahip olabilir. İhtiyacı ölçüsünde olmalı. İşte bu da ihtiyaçlarımızın küçük yaşta belirlememize izin verildiği zaman olur. İşte üniformamın yıkanmasına ihtiyacım var. Ya da karnım acıktı, yemeğe ihtiyacım var. Derste zorlanıyorum, özel eğitime ihtiyacım var. Bu ihtiyaçları çocuklar kendileri belirler ve talep etmeye başlarsa her zaman ihtiyaçlarını bilirler ve bu ihtiyaçları doğrultusunda ya da işte maddi imkanları ölçüsünde bu ihtiyaçlarını giderirler. Değilse burada önemli olan kendini bilmek, neye sahip olduğunu bilmek ama neye ihtiyacı olduğunu da bilmekle birlikte kendini bilmek. Yani evet, çok aslında mesela bu konuyla ilgili de böyle
çok pencereler açılıyor zihnimde. Özellikle ebeveyn çocuk ilişkilerinde sormak istediğim şeyler de var ama bunu ayrıca bir tekrar konuşuruz. Çünkü işte özgüven meselesi konuştukça yani başka başka kapılar açılıyor her bağlamda. Konuşmakla bitmez. Aslında bizim de konuşmaktan vazgeçmememiz de gerekiyor. Ama işte bugünlük tamamlamamız gerekiyor. Programımızın sonuna geldik. Başka bağlamlarda tekrar dönüp konuşabiliriz elbette ama son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence bu bağlamda konuştuk ama şöyle bir özetleyebiliriz. Özgüven artırılmaz, dengelenir dedik. Özgüven tüketilmişse, kırılmışsa, yok edilmişse tekrar ortaya çıkarılır. Yani dışarıdan bir şey bize, hiç kimse ne marka, ne para, ne imkanlar, ne gösteriş bize vermez. Bizim özgüven içsel bir şeydir. İnançla ilgili, yani kendimize inanmakla ilgili. Kendimize inanmak için de kendimizi bilmemiz gerekir. Bilgi ise neye sahip olduğumuzla ilgili. Sahip olduğumuz şeylere kanaat ettiğimizde, bununla yetindiğimizde bir de bunu kucaklayıp sarmalayıp evet bu benim. Yani çok güzel olduğu için değil, çok özel olduğu için değil, benim olduğu için benim, bana ait olduğu için. Ben sadece bunu yapabildiğim için, ben bunu çok iyi yapabildiğim için benim diye sahiplenip onu kuşandığımızda olan bir şey. Diye bitirelim. Bilmediğimizi bilmek. Bildiğimizi ve bilmediğimizi bilmek. Ne bildiğimizi ve ne bilmediğimizi. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Ben yine çok istifade ettim. Ne güzel. O zaman haftaya nedir ne değildir'in başka bir bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşça Görüşmek kalın.